YKK ve Bahane'de yepyeni bir haftaya, yepyeni bir bölüme ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününe hoş geldiniz. Öncelikle herkese ailesiyle, sevdikleriyle birlikte mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Selcan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir günde gelmişsiniz. Şimdi başarılı bir kadın girişimcisiniz. Önce sizin hikayenizden başlayalım. Nasıl atıldınız iş hayatına? Yıllar evvel çocuklarımın eğitimiyle alakalı kaygı duyduğumda başladım. E-ticaret üzerinden, internet üzerinden ürün satarak başladım. Sonra yavaş yavaş gelişti. Nasıl kaygı duyuyordunuz eğitimle ilgili? Ekonomik kaygılar mıydı? İlk kızım özel okula gidiyordu. İkinci çocuğum doğduğunda planlı aslında bir gebelik olmuştu. 6 sene ara verdim. Birinci çocuğum okulu bitirdikten sonra onu götürmek, okula göndermekte niyetim. Çünkü ilkokulu okusunlar, ayakları üzerinde durabilsin, kendini ifade edebilsinler çok istedim. Sonrasında aslında bana göre gerek yoktu özel okula. Ama o dönemde 4+4 eğitim sistemi oldu. Bir yaş geri çekildi. Büyüğümü alacaktım okuldan, öbürünü mü göndermeyecektim. Ekonomimiz sadece bir tanesine yeterliydi. Ondan sonra artık karar verdim. Aslında şartlar sizi biraz iş hayatına soktu. Kadersel bir şey oldu diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. Peki sonrasında nasıl başladınız? Evden internet üzerinden kullanmadığım ürünleri ikinci el olarak satarak başladım. Çünkü çocuğum çok küçük, henüz 9 aylıktı. Onunla birlikte yapabileceğim bir iş yapabilmem gerekiyordu. Eşim çünkü ikinci çocuğumuz olmadan evvel çalışmayacaksan çocuğumuz olsun demişti. Ve böyle bir süreç başladı. Sonra o işlerim iyi gittikten sonra yeni ürünler bulmaya başladım. Başka markalar getirmeye başladım. Kendi e-ticaret sistemi kurdum. Yaklaşık 5 sene boyunca aktif bu ticareti yaptım. Web siteleri kurdum. Yani aslında kendi elinizdeki önce şeyleri ikinci el satışla başladım. Evet, kullanmadım. Çok güzel bir başarı hikayesi olduğu için detaylı soruyorum. Özellikle pandemiden sonra online ticaret hepimizin hayatında çok kalıcı bir yer edindi. Yeni başlayanlar için de ilham olsun biraz, evet, sizin hikayeniz diye. Kendi web sitenizi kurdunuz. Kendi web sitenizde ne satıyordunuz? Nasıl markalar, ürünler? Kıyafetten tutun, ayakkabıdan, çocuk ev ürünlerinden, mutfak ürünlerine kadar aslında toplum neyi talep ediyorsa süreçte hep samimi olduk, tanıştık. Ben Facebook üzerinden bir sayfa kurarak başladığım için artık bir diyalog halindeydim insanlarla. Ne talep ediyorlarsa o ürünleri tek tek bayilik anlaşmaları yaparak getirdik. Getirebiliyordunuz. Evet. Aslında online alışverişte geleceği görmüşsünüz gibi, evet, bir şey, evet, diyebiliriz, evet, değil mi? Bugünlere, kesinlikle, geleceğini. Peki network sektörünü, yani bu sektörü seçmenizin özel bir nedeni var mı? Kadersel aslında dönüşüm zamanları diyebilirim. Tamamen işimi daha iyi yapabilmek için bir arayış içerisindeydim. Çünkü artık internet işim çok büyümüştü. Ya ona yatırım yapıp büyütecektim ya da alternatif bir kaynak arıyordum. Çünkü hayatımı da değiştirmek, daha iyi bir ekonomiye sahip olmak istiyordum. O dönemde çıktı karşıma. Böyle hasbelkader çıktı aslında. Ve sonra denemek istedim. Birkaç ay denedim. İlk primim 16 liraydı. Ve biraz yapınca bunu işin bana göre olmadığını düşündüm. Çünkü internetten iyi para kazandığım bir dönemde açıkçası. Sonra bir kampa katıldım. Kampta baktım ki başka insanlar hayatını gerçekten değiştirmiş. Bunu gördükten sonra artık ben de daha profesyonel yapmak için araştırmalar yaptım. Ve o aydan sonra gelirim çok ciddi bir artış gösterince artık dedim ki bu iş bana göre bir iş. Çünkü her ay düzenli bir gelirim geliyor ve zamanımı tamamen kendim yönetebiliyorum ve bir patrona baki değilim. Kendim yapıyorum, evet. Peki daha önce, çocuklardan önce bir herhangi bir kurumsal çalışma hayatınız, bir oldu, sektörde çalışmadığınız oldu değil oldu, mi? Oldu, elbette oldu. Onun bana çok büyük katkısı, tabii, var. Ki. Kurumsal şirketteki tecrübelerim burada beni aslında başarıyı tanıyor. Yani sıradan, hani böyle daha önce gazete haberlerinde de işte Hürriyet'te vesaire kapak oldum. Birçok haber değeri oldu başarımdan kaynaklı. Ama hep böyle ev hanımı üzerinden gidildi. Ev hanımlığından buraya gelinmiş gibi. Aslında bir altyapısı var. Aslında değil ama tabii, böyle ki, tabii haber değeri olunca ev hanımlarını da çok böyle küçümsüyorlar. Çok üzülüyorum. Yani kesinlikle, bir ev hanımı evini yönetiyor, pazarını, ekonomisi, mutfağını yönetiyor. Tabii bizden daha başarılı yani, yöneticiler. Evet, evet. O yüzden kesinlikle, bir kadının bu kadar organize yeteneği başka hiçbir varlıkta gerçekten yok. Ama bunun değeri olduğu için böyle lanse ediyorlar. Ama benim öyle değil. Bir çalışma hayatım vardı. Sadece ikinci kızımda doğumundan itibaren bir süre çalışmadım. Sonra zaten evden kendim iş kurdum. Kendiniz yazın. Evet. Ama ev hanımları üzerinden gitmelerinin en büyük sebebi de aslında sizin network işinizle birlikte anladığım kadarıyla başka kadınlara da istihdam sağlandı değil mi? Bu olay tabii böyle tabii, bizim ilerliyor. Bizim sektörümüzde çok ciddi bir şekilde hem ev hanımlarına hem çalışan birçok mesleği olan kişilere de ek gelir kaynağı ya da mesleğinden mutsuz olan insanlara bir şekilde o mesleği yapmış ya da istediği bölümü okuyamamış üniversitede ama bir döneminde işte network'le tanışmış, hayatını değiştirmiş çok fazla örnek olduğu için ama ev hanımlarının benzersiz bir şekilde hayatı değiştiği için evde duran hani sadece
sadece evin içinde üreten bir kadınken dışarıda üretime geçmesi tabii ki insanları çok etkiliyor bu hikaye. Çok etkiliyor. Bir de tabii ki özellikle pandemi döneminde herkesin evde kaldığı dönemlerde bazen eşler çalışamaz duruma geldi. Elbette. Eşlerin sektörleri yok olacak durumlara geldi. Böylece kadınlar ev ekonomisine ciddi bir katkıda bulundular. O sırada sizin işlerinizde daha fazla bir artış görüldü mü? Pandemi nasıl etkiledi sizin sektörünüzü? Bizim sektörümüz her kriz zamanında büyüyen bir sektör. Çünkü hem kozmetik hem ev ürünleriyle alakalı bir genelde ürün gamımız var bizim. Ve zaten sürekli herkesin kendi evine aldığı ürünler. Biz sadece A marka yerine B marka bizim markamızı dener misiniz? Memnun kalırsanız devam edersiniz tarzında yaklaşıyoruz insanlara. Memnunlarsa zaten devam ediyorlar. Her krizde büyüyor. Çünkü hem insanların ek paraya ihtiyaçları var. Hem üretime ihtiyaçları var. Hem de bizim işimiz sadece para kazanmak değil. Kişisel anlamda da çok ciddi gelişimler gösteriyor. Verdiğimiz eğitimlerle ve çevre ediniyorlar burada. Benzersiz bir çevreye, bir network'e sahip oluyorlar. Biz kendimiz şirket olarak da Türkiye'de ilk yaptık bunu. Bir akademi kurduk. Üniversite akreditasyonlu bir akademi kurduk. Dolayısıyla bir ev hanımı belki okuyamamış zamanında, üniversiteye de girememiş. Ama burada bu işin en uzmanlarından eğitimlerini alıp hayatına daha profesyonel bir şekilde devam edebilme fırsatları oluyor. Ve yine online herhalde bu akademi. Tabii de online. Tabii çünkü Türkiye'nin her yerinden katıldıkları için online devam ediyor. Peki network sektörü tam olarak ne yapıyor? Nasıl bir işleyişi var? Çok katlı pazarlama tavsiye usulüyle ilerliyor. Örnek vermem gerekirse biz bugün sizinle burada bir kahve içiyoruz. Bu kahveyi dışarıda herhangi birine işte şöyle çok güzel kahve içtim, şurada içtim bu kahveyi diye anlatıyoruz. Ne oluyor? Sonra o kulağına onun duydu onu ve tekrar buraya bir gün gelmek istiyor ve geliyor. Burası bir para kazanıyor ama biz bu paradan herhangi bir komisyon almıyoruz. Ya da soruyorum size elbiseniz ne kadar güzel, nereden aldınız? Şuradan aldım diyorsunuz, ben hemen gidip alıyorum. O kıyafetçi size bunu tavsiye ettiğiniz için herhangi bir para ödemiyor. Normal ticarette bu yok. Evet. Bizim sistemimizde her kişinin bir kodu var. O koda tanımlı kişilerin kaydettiği kaydettiği kişiler o kodu sistem tanıyor. Yani burada bir mekanizma, sistem var. Her kaydettiği kişi o sisteme bağlı ve aldığı ürünlerden otomatikman komisyon oluyor. Neden? Bizim markamıza o kişiyi o dahil ettiği için. Biz bu sistem üzerine dayalıyız. Bir kişi ürün alıyor, bugün sadece bir kere alıyor. Öbürü belki bir kere alıyor ama bir tanesi diyor ki ben hayır, bu sektörde bu işi başarmış ve milyoner olmuş birçok insan var. Ben de onlar gibi olmak istiyorum diye eğitimlere katılıyor, kendini geliştiriyor, çalışıyor, mücadele ediyor ve günün sonunda bir başarı elde ediyor. Onu sisteme dahil eden kişi, üstteki kişi olduğu için biz onu orada bir fark primi ödüyoruz. Çünkü biz reklam yapmıyoruz. Biz herhangi bir dışarıya başka bir bütçe ayırmıyoruz. Biz tamamen bütün bu gelir kaynağımızı iş ortaklarımıza paylaşıyoruz. Ha, anladım. Şimdi biraz kafamda oturdu. Peki eskiden böyle bildiğimiz hani annelerimizin zamanında da böyle belli başlı markalar vardı. Şimdi isim vermeyeceğim. Evet. Biraz o sisteme benziyor diyebilir miyiz? Çok aslında evrildi. Evet. Evrildi yani orada evet. Yani kapıdan kapıya ticaretten bahsediyorsunuz ama bizimkisi çok farklı. Çok farklı. Çok e-ticaret olacak. Evet. Peki şunu sorayım o zaman. Nasıl ürünler satıyorsunuz? Mesela siz kendi şahsınız adına, sizin kendi şirketiniz ne? Mesela kozmetik mi, ev temizlik mi, ne gibi ürünler var? Biz kozmetik grubuyla çalışıyoruz şu an. Ev temizliği çok yakında grubumuza dahil olacak. Her zaman gelişmeye devam ediyoruz. Yeni ürünler çalışıyoruz. Bunların içerikleriyle alakalı çalışıyoruz. Vegan, temiz içerik ürün yapıyoruz. Çünkü kendi kullanmadığımız hiçbir ürünü portföyümüze bir kere almıyoruz. Aynen. Ve doğaya zarar verecek ya da yani öylesine sadece satılacak ürünlerle ilgilenmiyoruz. Çünkü onu yapan birçok firma var zaten. Bizim bir farkındalığımız olmalı. Hem toplum adına hem üreten insanlar adına. Hani sadece ticari amaçlı satış olsun anlamında ürün olmalı. Yapmıyoruz. Evet. Peki bu bir yabancı menşeli bir marka mıdır? Yoksa farklı farklı markalarla mı çalışıyorsunuz? Tam olarak nasıl bir oluşum? %100 Türk sermayeli. Kendi kurduğum şirket ve üretimini de kendimiz yapıyoruz. Üretimini de kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Şimdi onu soracaktım. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman. Eminim ki sizin ürünlerinizin de piyasada, mağazalarda ya da diğer online ticaret merkezlerinde birçok muadili vardır. Elbette. Neden sizin ürününüzü tercih ediyorlar? Çünkü herhangi bir kozmetik shop'tan aldığı ürünle para kazanma olasılığı yok. Benden aldığı herhangi bir ürünle geleceğini değiştirebilir ve hayallerini gerçekleştirebilir. Sizden aldığınız şeyi başkasına tanıtıyor ve satıyor. Tabii bugün herhangi bir kozmetik shop'tan bir tane krem aldınız ve çok memnunsunuz. Tavsiye ettiğiniz size bir komisyon yok. Kesinlikle. Ama bendeki ürünü aldığınızda tavsiye ettiğinizde otomatik komisyon sistemi devreye giriyor. Ve buradan para kazanmayı öğrendikten sonra bunu geliştirmek de tabii ki sizin zekanız ve mücadeleniz oradaki eğitimlerle alakalı gelişebilen bir şey.
Peki neler satılabilir? Siz neler görüyorsunuz? Kozmetik dediniz, işte ev ürünleri gelecek dediniz. Bunun dışında başka network şeklinde neler satılabiliyor? Cilt renkli kozmetik olabilir bunun yanında. Elektronik alakalı geçişler olabilir. Kıyafet de satanlar açıkçası. Bu biraz firmanın stratejisiyle alakalı. Hmm. Biz çok öyle açılmak istemiyoruz. Yani bildiğimiz alanda, işin uzmanı olduğumuz alanda devam etmek istiyorsunuz. Evet. Peki nasıl bir yeterlilik gerekiyor bu ağın içine katılabilmek için? Yani bu işte 18 yaşını doldurmuş herkes bu işi yapabilir. Herhangi bir üniversite mezuniyeti ya da herhangi bir tecrübe aramıyoruz. Çünkü herkes hayalini gerçekleştirmek için burada ve herkesin bir fırsata hayatta ihtiyacı var. Yeni bir şansa ihtiyacı var. Ve ne yapması gerektiğini biz süreçte onlara zaten öğretiyoruz, anlatıyoruz. Sadece bir adım atıp bu nedir diye merak edip sormaları gerekiyor. Bizim birçok iş ortağımız var sahada, hı hı, çalışan. Dolayısıyla herhangi bir özellik aramıyoruz. Kimsenin geçmişinde de ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Birçok hatası da olabilir, yanlış olabilir. Yanlış işler de yapmış olabilir. Biz ilgilenmiyoruz. Biz bize dahil olduktan sonraki süreçte yapmış olduğu çalışmalarla ilgileniyoruz. Hı-hı. Ve çok da güzel ilerleyen, yani ev hanımından tutun, mühendisinden, doktorundan, avukatından, birçok meslek grubu aslında bizim portföyümüzde var. Ve hepsi hayatında bir şekilde hayallerine dokunuyor. Hiç ekonomik olarak ihtiyacı olmayıp çok lüks araçlara binen ve bir sürü mülkü olan kişiler de bizim kadromuzda yer alıyor. Bunun da sebebi biz çok güzel kamp organizasyonları yapıyoruz. Oradaki network'a katılıyoruz. Sosyalleşme amaçlı ve kazandıkları paralarla başkalarına yol açabiliyorlar, burs verebiliyorlar. Hani sadece herkes para için burada para değil. Için yapmıyor. Ve bu iş sadece para için gerçekten yapılmaz. Hı. Yani bu kadar mesaiyi başka bir işe verseniz o da büyür bence. Fikrim, hı, böyle yani. Kesinlikle. Bir de bu işi en çok hani cazip kılan taraflardan biri, biraz önce söylediğiniz gibi, kendi patronunuz olması. Kendi çalışma saatlerinizi ayarlıyorsunuz. Evet. Kendi günlerinizi ayarlıyorsunuz. Yani takviminizi kendiniz oluşturuyorsunuz değil mi? Evet, bu marka ben evet kurdum. Birilerine yol açmak için, ama tamamen bağımsız olarak kişinin markası. Bütün ekibimize de bunu söylüyoruz. Bu marka onun, buradan bir hisse almış gibi düşünebilir. Ne kadar buraya değer katıp bu markayı büyütürse o oranda da buradan pay alabilir. Ve bugün bu sisteme dahil olan bunu yapabileceği gibi 3 sene sonra dahil olan da, 5 sene sonra dahil olan da fark etmiyor. Yani fırsat her zaman var. Hı-hı. Yeter ki ne kadar üretim yaptığıyla alakalı kazandığı cirolar ve paylar değişiyor sadece. Dolayısıyla herkes kendi patronu burada. Disiplinli ve sistemli çalıştığı sürece herkes bu işte kazanabiliyor. Ve bir kişi değil. Yani zirve herkese açık. Kim o bedeli ödeyip oraya geliyorsa. Kim ne kadar çalışıyorsa diyebiliriz aslında. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Peki network sektöründe Türkiye dünyaya göre nasıl bir konumda? Türkiye'nin pazarı çok büyük ve gerçekten bu işle ilgilenen potansiyel çok insan var ve Avrupa'nın gözü bizim ülkemizde zaten. Çünkü, hı, Türkiye'de büyüdüğünüz zaman Avrupa'da aslında şahlanabilirsiniz. Bunun tam açılımı bence böyle. Çünkü Avrupa'da milyonlarca Türk yaşıyor ve bizim markamızı her zaman destekliyorlar. Ülkelerinin ürettiği ürünü her zaman destekliyorlar. Dolayısıyla ülkemizde birçok Avrupa firması ve başka ülkelerden firmalar burada yer alıyorlar ve büyümek istiyorlar. Evet, zaten burada network yapan bildiğimiz Avrupa markaları var. Hepimizin var. Aşina oldu. Var, şimdi, evet, isim vermeyeceğim. Siz onlardan aslında bir modelleme yaptınız diyebilir miyiz ve kendi? Tabii benim geçmiş tecrübem bir Alman firmasıyla aslında başladım. Hiç işi bilmeden. Onda 5,5 sene çalıştım. Dünya birincisiydim orada. Sonra 1,5 sene ara verdim sektöre. Hiçbir şey yapmadım. 1,5 sene sonra başka bir Rus firmasıyla çalıştım. Orada da yine aynı şekilde başarıları imza attıktan sonra artık kendi markamı kurmaya kendi karar verdim. Kendi markanızı kurdunuz. Evet. Tamamıyla kendi ürünlerinizi üretiyorsunuz değil mi? O çok önemli bir şey. Yani yerli üretim. Tabii yerli. %100 yerli sermaye ve kendi üretim. Kendi üretiminiz. Peki neden özellikle kadınlar bu işi yapsın diye öneriyorsunuz? Erkeklerde var mı yapan? Aslında çok fazla erkek var yapan ve dünya genelinde çok fazla erkek bu işte başarılı olmuş. Kadının başarılı olduğu örnekler yeni yeni aslında var oluyor. Hmm. Ama bizim ülkemizde çok fazla kadın var. Bu biraz da benim kendimle de alakalı. Güçlü kadın, mutlu kadın diye bir markam da var benim. Kadınların gücünün ortaya çıkmasını ve içindeki gücü parlatmalarını çok istiyorum. Ne güzel. Hele ki bu içinde bulunduğumuz dönemde önemli bir slogan. Çünkü gerçekten bir kadın değişir dünya değişiyor ve bir kadın sağlıklıysa evlatlarına o geleceği verebiliyor. Biz kendi başımıza sadece çocuklarımıza iyi bakmamız yetmez. Çünkü yetmez. Onları cam fanusun içinde yaşatamayız. Her kadın aynı şekilde hassasiyetle yaklaşırsa toplumun düzelebileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Erkeklerin de bu anlamda kadınları desteklemesi ve yanında olması gerektiğine erkekleri inanıyorum. Erkekleri de doğuran büyüten sonuçta kadınlar. Evet. O yüzden de yani günümüzdeki bu hani bazı şiddet olaylarının falan da hepsinin aslında kadının eğitiminden ve kadının kendini geliştirmesinden işte başladığını görüyoruz. Özgüvenleri çok yitirildiği için kadınların bundan kaynaklanıyor. Biz burada sadece dediğim gibi para kazanmaları sağlamıyoruz. O
özgüvenlerini onarmalarına yol açıyoruz. Yapabilirsin diyoruz. Çevresindeki herkes, annesi babası ya da fark etmez birileri, senden bir şey olmaz, sen yapamazsın, sen kimsin gibi söylemler yaparken biz hayır, biz senin yanındayız. Ne zaman ihtiyacın olsa ara, buradayız dememiz bile onlara çok güç veriyor. O yüzden hayatlarını değiştirmek için, yeniden bir şekilde başlamak için, mutlu bir şekilde aslında hayatlarına devam etmeleri için kendilerine bir şans verip denemeleri lazım. Ve burada yeniden o eski günlerini, daha mutlu günlerini tabii gerçekten yakalayabilirler. Peki güçlü kadın, mutlu kadın nasıl çıktı? Gerçekten öyle. Mutlu çok olunca kadın etrafına da mutlu değil mi? Çok aslında yaralı olduğum bir dönemde çıktı. Demek ki o kadar gücü hissetmek istemişim ki o dönemde. O dönemde çıktı ve ben çok sevdim. Kahve markamız, aslında kozmetikle bir alakamız yok orada. Tamamen ticari kaygılardan uzak, kadınların kendine güç bulmasını, motto sağlamasını aslında amaçlamıştık orada. Öyle de oldu. Çok severek de kullanıyorlar sloganımızı. Kendi herkesin aslında içinde güç var ama yaşamışlıkları, hayatları ve geçmişleri bir şekilde o gücü artık fark edememelerini sağlamış diye düşünüyorum. Onu biraz daha parlatmalarını sağlayabilirsek biz bu mottoyla, ne mutlu bize. Ne mutlu size. Peki siz bu işte çok başarılı olmuşsunuz. Diğer çalıştığınız yabancı menşeli şirketlerde de, şu an kendi şirketinizde de. Bunun için nasıl bir yol izlediniz? Nasıl bir disiplin geliştirdiniz? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Yani yeni başlayanlara da örnek olsun diye soruyorum. Evet. Çünkü kolay olmuyordur eminim ki dünya birincilikleri, kendi markanızı kurmanız. Nasıl bir çalışma yönteminiz var? Ya şimdi herkes dışarıdan bakınca sosyal medyada özellikle herkesin hayatının çok düzenli, her gün çok bakımlı olduğunu falan zannediyorlar ama öyle bir değil. Hayat yok. Ve benim zaten Antalya'ya geldiğimde biz eşimle evlendiğimizde sıfırla başladık hayata ve kendimiz çalışarak bugün neye sahip olmuşsak olduk. Yani evimde çalışanlar, yardımcılar, işte bir aşçı falan hiçbir şey yoktu. Hem çocuğuma baktım, hem evimin temizliğini yaptım, hem de işimi yapmaya, üretmeye çalıştım ve en yok zamanda işimin tanınmadığı, bilinmediği ve sosyal medyanın aslında kabul görmediği bir fotoğraf paylaştığınızda niye fotoğraf paylaşıyorsun sen, işte ne yapmaya alaka çalışıyorsun falan denildiği, selfilerin olmadığı, dokunmatik telefonların olmadığı dönemlerde biz bunları yaptığımız için şimdi kolaylık geliyor bana bu dönem. Yani şimdi daha kolay. Gerçekten çok hızlı gelişti sosyal medyada. Dolayısıyla bir düzensizliğin içinde düzen sağlamaya çalıştık. Yani öyle bir düzen evinin içinde, işte evim tertemiz olsun, işimde de zirvede olayım, çok iyi de bir anne olayım, çok iyi de bir eş olayım, çok da iyi bir arkadaş da olayım, çok iyi de bir evlat olayım. Hepsi bir arada mümkün değil. Bazen işler karıştı, bazen birçok şey raydan çıktı. Ama bir şekilde amacın, hedefin aynı doğrultudaysan, vazgeçmiyorsan zamanla zaten işler oturuyor ve ekonomin iyi olduktan sonra evine yardımcı oluyorsun. Tabii işte ki. Çocuğunun okulunu ona göre ayarlayabiliyorsun, etütlerini ayarlayabiliyorsun. Yardımcı biraz daha alabiliyorsun. Tabii belki. Tabii. Ekonomin ona göre olunca daha iyi kararlar verebiliyorsun. Bir de kendi ekonominin olunca kendin karar verebiliyorsun. Ben de süreçte kendime de yatırım yapmayı çok seçtim bu anlamda ve yavaş yavaş düzene girdi. Hep böyle söylüyorum ben. 3 sene Almanya'ya gitmiş gibi, biz de çok da biliyorsunuz Almanya, Avrupa'ya giden gurbetçilerimiz ve orada çalışırlar, paralarını biriktirir gelirler, senelik tatile bile gelmezler ve sonra hayatlarını bir şekilde burada hayallerini gerçekleştirerek devam edenler vardır. 3 sene Almanya'ya gitmiş gibi o disiplinde çalışırsa insanlar, ben öyle çalıştım. Evet evimdeydim, evet çocuklarım yanımdaydı ama gerçekten bir ev hanımı ilgisiyle ilgilenemediğim dönemler oldu çocuklarımla. Bunu biliyorum. Çocuklarımla da zaman zaman konuşuyorum. Ama bugün onlara bu özgürlüğü verebilmemin nedenidir o nedeni zamanlar. De bu. Her gece benim çocuğum üniversite sınavında başarısız olursa ne yapacağım ben kaygısıyla uyumaktansa 3 sene o bedeli ödemeyi seçtim ben. Seçtim. Ve bugün benim çocuğum yurt dışında okuyabiliyor. Hı-hı. Hayallerine gidebiliyor. Bu benim için en büyük mutluluk. Onlar için de büyük bir artı oldu tabii, evet. Ki bazen bazı şeylerden ufak da olsa feragat etmekte fayda var. Peki nasıl çalışıyordunuz? Mesela sabah kalkıyorsunuz, bir çalışma programınız var mıydı? Şu saatte şu saat arası, bu saatte bu saat arası diye. Her gün disiplinin o şekilde çalıştınız. Hayır. Mı? Dağılıyor muydu? Hayır. Çok lifestyle bir iş olduğu için ve kendimiz de programlanmayla alakalı bir tecrübemiz olmadığı için süreçte geliştiriyorsunuz birçok şeyi. Zaman yetmeyince zaman yönetimini öğreniyorsunuz. Küçük çocuğum var, okula gitmiyor. Daha çok küçük, hem ona bakıyorum bir yandan, hem işte iş görüşmelerimi online sosyal medyadan yürütmeye çalışıyorum. Oradan reklam giriyorum. Yani kendim reklamımı işte anlatıyorum, ürünü böyle böyle bu işe yarıyor ya da bu işe dahil olun. Bir yandan işte rehberimde olan kişileri tek tek arıyorum. Böyle bir işe ihtiyacın var mı ya da gel beraber yapalım. Sohbete gidiyorum arkadaşlarım. Hani nasıl davet geziyor insanlar şu an. Ben de öyle kendi işim için kendi çevreme böyle böyle geziyordum. En azından faydalı bir şekilde davete gitmişsiniz. Aynen öyle. Genelde etrafta insanlar lak lak yapmaya davetlere gidiyorsunuz. Aslında geleceğin milyonerliği
liderliğin için gitmişim onlara ama onlar en başta en yakınlarınız hayır derler. Onların hepsi hayır dedi. Şimdi bu arada. Onu soracaktım. Etrafınızdaki insanlardan nasıl tepkiler aldınız? Yani bir kadın olarak zor, kolay değil. Yani böyle sıfırdan başlayıp bir şeyi hem çocuk bakarken hem evi çekip çevirirken yürütmek çok zor. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Gerçekten kimse destek olmuyor. Yani insanlara da şuradan bu mesajı vermek istiyorum. Çevrenizde biri herhangi bir iş yapıyorsa, network olsun olmasın. Biri bir şey yapıyorsa, destek de olmuyorsanız lütfen köstek de olmayın. Ya almak istemiyor musunuz? Almak zorunda değil kimse. Ya ben almak istemiyorum, bütçem de uygun değil ama arkadaşım iyi ki yapmışsın, iyi ki üretiyorsun, iyi ki var oluyorsun, iyi ki ışık saçıyorsun. Sadece bunu söyleseler bile inanın onlara çok fazla güç olacak. Ama böyle sen yapamazsın, ha bunlara mı girdin, boş işler. Yani kimse, hep öyle değil mi? Kimse konfor alanından çıksın istemiyorlar. Herkes kendi hayatında küçülsün. Biraz yanımız başarılı olsun da istemiyoruz. Çünkü muhtaç olsun istiyorlar birbirlerine ve çevreden ayrılmasınlar istiyorlar. Ama işte orada herkesin bir uyanması lazım. Burada kim onun yanında? Size doğru yapmıyorsunuz diyorlarsa eğer böyle çok güvendiğiniz, ben de hep kendi hayatımda da öyledir. 2-3 kişinin eleştirisine bakarım. Bir hata yapıyor muyum diye geri kalanları hiç kulağıma asmam. Biliyorum ki çünkü iyi niyetli yapılmıyor. O yüzden siz de bugün buradasınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Birkaç kişiye güveniyorsanız onun dışındakilere kulak asmamak ve motivasyonunuzu bozmamak lazım değil mi? Evet. Peki kadın istihdamı sizin için neden bu kadar önemli? Çünkü kadınlar var olduğu sürece konuşmanın başında da söyledim. Topluma daha faydalı olabiliyoruz. Kadın ne kadar ayakta, kadın ne kadar güçlü, kadın ne kadar üreten tarafta, toplum o zaman daha sağlıklı, bilinçle yetişiyor. Çünkü çocuklar her ne kadar anne babadan var olsalar da belli bir yaşa kadar annenin eğitimiyle büyüyorlar. Çünkü anne daha var o tarafta. Bir kadın evinde mutsuzsa, ekonomisi de yetmiyorsa, güçsüzse aynı şekilde o çocuğa ne kadar sevgisini verebilir, doğru, ne kadar ilgisini verebilir. Var başında ama anne olarak var ama hani o çocuğa var o duyguyu mi geçiremedikten sonra, o bilgiyi veremedikten sonra, sevgi hissettiremedikten sonra anlamıyor. Bu iş yaparak, üretime geçerek aslında ayda 100 lira da kazansa, 300 lira da kazansa, çocuğunun ekonomisi şimdiden başlarsa, o çocuğu üniversiteye geldiği yıllarda o kadın bugünden çok daha başka bir çok yere evrilecek. Kazandığı paradan ziyade özgüveniyle, duruşuyla aslında çok değişmiş olacak. Peki network yapan kişilerden herhangi bir işte üniversite mezuniyeti odur budur bir şart istenmiyor. Daha önce ne yaptığına da bakılmıyor. Ama siz bir akademiden bahsettiniz. Evet. Kendi kurduğunuz bir akademiden. Biraz ondan bahsedeyim. O nasıl bir süreçtir? Kimler bu akademiye katılabiliyorlar? Bu akademi çok kapsamlı bir akademi. Bizim pazarlama ile alakalı bir akademi değil. Aslında daha çok liderliklerini, koçluk anlamında desteklediğimiz, bizimle ya bizim şirketimize ya da herhangi başka bir işte çok ciddi anlamda faydalı olabilecekleri, kendilerine fayda sağlayabilecekleri bilgilerle donatılmış bir akademi. Biz bu üniversiteyle akreditasyonunu yaptık. Yani bir üniversite tarafından yönetiliyor tamamen ve onlar bütün bilgileri veriyorlar, eğitimleri yapıyorlar ve bittiğinde süreç, derslerin tamamı bittiğinde, sınavlarını da geçtiklerinde bir sertifika alacaklar. Bu çok kıymetli bir sertifika. Hem Türkiye'de ilk olması sebebiyle hem bizim ilk akademimiz, ilk sertifikalarını, diplomalarını vereceğiz. Benim için de çok önemli. Çünkü ben de üniversite okuyamadım. Şimdi okumaya çalışıyorum. Ben de hali hazırda üniversitede okuyorum. Ama bu eğitim işimizle alakalı profesyonel bir eğitimin olması hepimiz aslında çok vizyon katan bir durum ve bizi çok mutlu eden bir durum. Ne gibi dersler var içerisinde? Ne kadar sürüyor? Katılım şartları ne? Mindfulness gibi eğitimler, işte zaman yönetimiyle alakalı eğitimler. Yani hayatlarına çok fazla şey katacak birçok ders var içeriğinde aslında. Sadece bu marka üzerine ve network üzerine değil aslında. Markayla hiç alakası yok aslında. Bizim için o yüzden de çok kıymetli. Bizdeki iş ortaklarımızın tamamı buna katılma aslında haklarına sahipler. Sadece belli bir kalifikasyon istiyoruz ki hani hem eğitimi anlasınlar. Çünkü tamamen ücretsiz katılıyorlar. Bütün yatırımını biz yaptık bunun. Anlasınlar neyin içinde olduklarını ve süreci takip edebilsinler. Çünkü derslere katılmadıklarında dediğim gibi sertifikalarını alamıyorlar. O disiplinde ve bilinçli olmaları gerekiyor. O yüzden küçük bir ünvan istiyoruz orada. Ufak bir atlayış istiyoruz. Peki ne kadar sürüyor akademinin eğitim süresi? Yaklaşık 6 ay. 6 ay kadar sürüyor. İsteyen herkes ücretsiz bir şekilde sizin bünyenizde bulunduğu zaman bir seviye atladığında katılabilir. Şey gibi küçük bu üniversitelerde ufak bir hazırlık süreci olur gibi bir şey. Evet. Hazırlık sürecinden sonra geçebiliyorlar herhalde. Peki bu akademide aldıkları eğitimi bu markada ya da network sektöründe değil başka yerlerde de kullanabilirler mi? Her yerde. Hayatlarının hatta anneliklerinde de kullanabildikleri çok ciddi, çok ciddi için. Evet o anlamda katkısı. Üniversite akreditasyonu var dediniz ve bir üniversite tarafından yönetilen bir eğitim programı dediniz. Gayet güzelmiş, çok heyecan verici bir şey. Peki sadece bu sektör için değil, genel olarak kendi işini kurmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
hayalleri neyse o yoldan vazgeçmemelerini temenni ederim onlara. Çünkü hayat bir kere onlar için var ve bir yerden başlamaları gerekiyor. Başarısızlıkları olmuş olabilir. Defalarca ben de başarısız oldum ama vazgeçmediğinizde hayat sizin için akıyor. O yüzden ne istiyorlarsa bu hayatta, hangi sektörde var olmak istiyorlarsa o işin uzmanlarını bulup belki onların yanında bir dönem çalışıp geliştirip kendilerini işi öğrenip kendi işlerini kurabilirler. Hiçbir şey olmaz diye düşünmesinler. Hayat fırsatlarla dolu, milyonlarca olasılık var. Kesinlikle. Vazgeçmediğinizde olasılıklar sizin karşınıza çıkıyor gerçekten. Kesinlikle. Peki sizin gelecek planlarınız neler? Sırada neler var şu an? Ben başkalarına yol açmayı çok seviyorum. Çünkü hayatımda kendi hayallerimde ulaşabileceğim her şeye sahibim çok şükür. Çok şükür. Başkalarına yol açabilmek, onların hayatlarındaki o değişimi gözlemleyebilmek, sıfırdan hayatını alıp başka bir evreye taşımış bir kadın gözlerinin içine bakmak, onunla gurur duymak gerçekten benim için çok özel bir durum. Bununla birlikte şimdi bu sene Avrupa'ya açılma planımız var. Hı. Orada da büyümek istiyoruz aynı şekilde. Çünkü orada da milyonlarca dediğim gibi Türk var ve Türk bizi var. Bekleyenler var. O Türklerin de tavsiye edici Avrupalılar tabii var değil mi? Kesinlikle. Çok keyifli. Yani kendi markanızı Avrupa'da görmek gerçekten çok keyifli bir durum. O yüzden bizim hayallerimiz bitmez. Kesinlikle bitmesin zaten. Peki kadınlarla çok böyle dirsek dirseğe çalışıyorsunuz diyebiliriz aslında. Genelde derler ya kadının kadınla çalışması çok zor bir şeydir diye. Evet. Siz bunu nasıl aştınız? Onlara ilham olduğunuzda onlar da size aslında hayranlıkla bakıyorlar. Çünkü hı-hı, sizin gibi olmak istiyorlar. Ve onlara gerçekten samimi bir şekilde yaklaştığınızda amacımız zaten o iyilik yolu bizim de hem sloganımız ve mottomuz. Hı-hı. İçindeki iyiliği parlatabilmek, çoğaltabilmek üzerine kurulu olduğu için iyi insanlar iyi insanlara nasip olurmuş. Niyetiniz neyse karşınıza da öyle insanlar çıkıyor gerçekten. Markanızın isminde iyilik yolunu geçiriyorsunuz. Evet. O nereden doğdu? Nasıl bir yerde? Anlamı iyilik yolu çünkü. İyi insan yani ufacık bile kalbinde kırıntı kadar bile iyilik varsa biz onu parlatalım, çoğaltalım istedik. Hı-hı. Çünkü toplumun da iyi insanlara ihtiyacı var. Amaç sadece ticaret olsun istemedik. O yüzden bu aslında bir taraftan sosyal sorumluluk tarafı kesinlikle, da var. Kendi fazla içerisinde diyebiliriz. Peki çocuklarınızla ilişkileriniz nasıl ilerledi bu esnada? Çünkü sıfırdan başladığınızda onlar da küçüktüler. Evet. Bir şekilde ama onlar büyüyorlardı. Şimdi annelerine baktıklarında ne düşünüyorlar ya da ne diyorlar? İyi ki diyorlar. İyi ki diyorlar. Elindeki imkanlar. Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Onları da tabii ki hayallerinin peşinden gitmeleri yolunda yönlendiriyorum. Ne istiyorlarsa ben onlara ailesi olarak, anne ve babası olarak bizler tabii ki her zaman yanlarındayız. Ama onlar ne istiyorlarsa o yolda gitsinler. Biz sonuna kadar destekçisiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir bayram gününde şeker gibi bir kadınla sohbet ettik. Öyle diyebiliriz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bayramın ikinci gününde sizleri bekliyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar.